Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere binnace yazmanın kenar zürafasını nasıl yapıyorum göstermeye çalışacağım. Önce binnacemi elime alayım. Şöyle kenarında da yazısı var. Görmüş olduğunuz üzere Japonya'da üretiliyor. Ve bu dikişsiz binnace. Şurasında küçük bir defosu var. Fakat ben binnacem büyük olduğu için bunu keseceğim. Ve bu da dışarıda kalmış olacak. Şimdi iplik çekerek binnacemi nasıl hazırlıyorum iğne oyasına göstermeye çalışayım inşallah. Şöyle çok güzel bir kumaşı var. Bilenler biliyor, bilmeyenler ise soruyorlar özelliği nedir diye. Biraz ince fakat tok duran bir kumaşı var. Çok da güzel başta duruyor. Başınıza bağladığınız zaman bozulmadan başınızda kalabilir. Yıkamayla deforme olmaz. Topaklanma yapmaz. Yıllar yılı kullanılabilecek bir ürün bu. Şimdi bu kısmı ben daha sonra keseceğim. Bu yazıyı size de göstermek istedim. Hemen burada Made in Japan yazıyor. Japonya. Arkadaşlar büyük olduğu için 1 metreye düşürüp yapıyorum onu. Şöyle şu köşeden kesmeye başlayabilirim. Şuradan keserek ben göstermeye çalışayım sizlere. Ufak bir kesik attım. Bu kesiğin olduğu yerden şöyle bir ipliğimizi çekmeye başlıyorum. Boylu boyunca bunu keseceğim. Diğer kenarları da aynısını uygulayarak dümdüz olmasını sağlayacağım. Şöyle makas yardımıyla çekmiş olduğum ipin hizasından şöyle bir çizgi oluştu. Bakın şimdi dikkatli bir şekilde bunu kesin. Şöyle elimizin içine almamız, kesmemiz için daha kolay olacaktır. Şimdi yarı yolda çekeceğiniz ip kopabilir. Kopsun, hiç önemli değil. O çizgi oluşmaya başlayınca siz kesmeye de başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar ip çekeceğim ve bunu sonuna kadar bu şekilde keseceğim. Aslında ipimiz hemen burada. Buradan çekmeye devam edeyim. Buna küçük bir video hazırladım. Zürafa yaptım. Fotoğrafını paylaştım. Facebook sayfamda özellikle yabancılardan yoğun bir istek geldi ki bunun sıfırdan başlayarak gösterebilir misin diye. Gerçi bununla ilgili YouTube kanalımda video var. Fakat ben bizzat bunu binnacede göstermek istedim. Şimdi
Şimdi iğne oyası yapanlar tülbente başlamadan mutlaka böyle bir düzleştirme yapıyorlardır. Her seferinde bu şekilde dört bir köşeyi kesip düzleştirmek gerekiyor. Tülbenti küçültürüm diye bir duygu aklınızdan geçmesin. Binnace zaten büyük. Ama ilk kesişi böyle kenardan gerçekleştiriyorum. Sayfada bir yorumda görmüştüm. Binnacemi kestim. İşte yanlış kestim. İyice küçülttüm. Pahalı da bir ürün. Onun için ilk kesme yeri böyle kenardan olsun ki. Bir de böyle benim bu renk mesela kenarında gösterdim size ilk başta. Hafif bir defosu var fakat rengi çok tatlı. Bir daha bu rengi bulmam mümkün değil. İleride belki mümkün değil demeyeyim de. Bu sene gelen renkler tamamen farklı. İçerlerinde bu renk yok mesela. Şimdi isteyen olursa bu renkten gönderme şansım hiç yok. Arkadaşlar bu şekilde ben bunu düzleştirmiş oldum. Diğer tarafa geçeceğim. Ve bunun 1 metre olacak şekilde mezure ile de ölçeceğim onu. Fakat o ölçme işlemini şimdi yapamayacağım sanırım. Ben hemen kıvırmaya geçeceğim. Zürafasına geçeceğim. Onu göstereceğim. Evet arkadaşlar sona geldik. Dikişli ya da dikişsiz satışı var. Çok dikkatli kesin ki çizgiden hiç dışarı çıkmadan kesmiş olun. Böyle dümdüz gitsin. Kıvırırken de çok dikkatli kıvıracağım. Bunun dokuları yani çok belirgin şekilde, özellikle fotoğraf çektiğim zaman çok belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Onun için zürafa yaparken de dümdüz gidiyor. Biraz dikkatli yapılırsa dümdüz gidiyor. Bakın bu elimde yapmış olduğum binnacem. Bu modeli paylaşmıştım. Sayfamda var. Burası tersi. Burası ise yüzü. Yine bu modelden buna yapmayı tercih ettim. Bu pembe, bu ise pudra renk. Yine pudra binnacemize devam edelim. Şimdi şu kumaşın kenar temizliğini de yapayım. Arkadaşlar ben hemen başlayacağım onu ama şimdi küçük bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Çoğu binnaceleri dikişli alıyorum. Dikişsiz alınca akma yaşanıyor bunlarda. Onun için dikişli daha iyi oluyor ve onu keserken tabii böyle bir kenarda kenar temizleme gibi bir durumum olmuyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeterli sanırım.
Ya da biraz daha gitsem. Evet, bu kadar yeterli herhalde. Şimdi arkadaşlar, bunun tek kenarına zürafa yapmaya başlıyorum. İki kenarı hatta kesmiyorum. Kesmiyorum, daha sonra keseceğim onları. Yaptıkça keseceğim. Akma yaşandığı için sonradan kesersem daha da kolay oluyor. Şimdi her iki tarafta bir tarafı tamamen kestik. Diğer taraf zaten kesilmiş de şu şunları temizleyeceğim daha sonra. Şimdi bir kenarı kıvırmaya başlıyoruz. Başladıktan sonra mezure ile 1 metre olacak şekilde ölçün. 1 metre olduktan sonra diğer köşeye başlayacaksınız. Diğer köşeyi de 1 metre şekilde bitirdiğiniz zaman şu iki ucu birleştirin. Tam köşeden şöyle birleştirin bunu. Ve iki kenarı yaptınız diyelim. Böyle birleştire birleştire aşağı doğru inin. Tabii bu ucuna geldikten sonra her iki tarafı 1 metre mi diye iyice bakın ve kıvırma payı da bırakın. Üçüncü kenara geçeceksiniz. Kıvırma payını bırakın ki eksiye düşmesin. Yani dört bir köşesi de aynı ölçüde olsun. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve böylelikle dört bir kenarı da aynı olmuş oluyor. Şimdi isterseniz kıvırmaya, zürafaya geçeyim. Bunun için 25 gram çizmeli iplik kullanacağım. 3 katlı. 216 numaralı çizmeli ipliğim. Tam da bu renge, binnaceye uygun bir iplik. Çok da tatlı bir rengi var. Bazı renkler birebir uymuyor, bizi zorluyor. Ama kimisi de birebir aynısı oluyor. Şimdi bir de binnacenin katlanmış tarafına dikkat edin. Gerçi tersi yüzü pek belli olmuyor ama yine de bunu bu şekilde katlamışlar aldığım yerden. Ben buna da dikkat ediyorum. Mesela böyle katlanmışsa ön yüz bu taraf oluyor. Ön yüzü bu taraf, arka taraf ters taraf oluyor. Arka taraf tersi ve tersinden ben zürafayı başlayacağım. Arkadaşlar tersinden başlayacağım. Ve tersinden şöyle şu ipimi şöyle alayım kenara. Şimdi bir de kumaşın diğer tarafına bir bakayım. Evet. Arkadaşlar, ben şimdi o ayrıntıları size aktardım. Fakat benim binnacım de defo olduğu için burayı şimdi kesip alsam çok iyi olacak. Ya da daha sonraya bıraksam diyorum.
Bakın o defo hemen aklıma takıldı tabii, ne yapalım? Bu kumaşın fazlalığı olduğu için ben şuradan şuraya kadar kesip buna başlamayı düşünüyorum. Hatta mesafe yine bırakacağım. Daha sonra dikkatli bir şekilde bunu iyice ölçerek, biçerek tam 1 metre olacak şekilde yapacağım inşallah. Şöyle bu tarafı da keseyim. Kumaşın bakın bu kadar bile fazlalığı var. Daha sonra fazlalığı ortaya tekrardan çıkacak. Onu ben keseceğim. Ama dediğim gibi tek zürafayı, tek kenarı yaptıktan sonra mezuremle ölçeceğim. 1 metre geldiği takdirde hemen o şekilde ayarlayacağım onu. Şimdi bu köşeyi de böyle tam kesmeden ben hemen zürafaya geçeceğim ki. Zaman kaybı olmasın. Bakayım. Kat izine de dikkat ediyorum. Kat izine de. Bunu boydan boya keseyim. Bilmeceyi tamamen kesmiş olacağım gibi geliyor bana. Çekerken ipliğin kopma olasılığı yüksek. Olsun. Koptuğu yerden o çizgi belli olacak. Kesmeye başlayacaksınız. O hiç önemli değil. Diğer taraftan hemen başlayacaktım ama. Kumaşın eni ve boyu olduğu için bunu şimdi eninden kıvırmaya başlamayacağım. Boyundan başlayacağım. Onun için bu diğer kenarı kestim. Her zaman o şekilde başlıyorum. Bakın burada ip belli olmuyor. İğne olarak da 26 numara iğne kullanacağım. Bir de uzun bir ip takıyorum ben buna. İpi ikiye katlayıp iğneme takıyorum ki bayağı bir yer gidebileyim diye. Ama iğnenin ip takma yeri o kadar güç ki. Biraz onda zorlansam da yine de uzun bir ipi takıp o şekilde yapıyorum. Şimdi şu köşeden başlamak istiyorum ben. Defolu kısmı da çıkardık. Defolu kısmı çıkardım. Şimdi buradaki püskülleri de şu şekilde temizleyeyim. Kestiğim yer eniydi. Burası ise boyu.
Boyundan kıvırmaya başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, ellerime yapıştı tabii. Yine dediğim gibi bu katlama, diğer köşeyi kes, bakın katlama şeyini baz alarak burayı ön kısmı olarak, yüzü olarak kullanacağım. Yani yüzüne modeli yapacağım, arka tarafına kıvırmayı yapacağım, içe doğru kıvıracağım. Şuradan başlamam gerekiyor. Şuradan başlamam gerekiyor benim. Burayı kesip temizleseydim. Evet, birazdan yapımına geçeceğim ve çok yavaş yaparak göstermeye çalışacağım. Bakayım onu nasıl başarabileceğim. Facebook sayfamda yabancıların yorumu çok oldu ve bir tanesi ne olur yavaş yaparak işte bize göster, defalarca izledim diyor. Yine de anlayamadım, aynı çizgiden nasıl gittin? Onu şimdi gösterebilecek miyim bilemiyorum. Bakacağım, deneyeceğim. Aynı çizgiden gitmeye dikkat ediyorum. Bazen tabii ki koyu renklerde bir yukarı bir aşağı, o bir tane çizgide insen zararı yok. Açık renklerde, açık renkte de oluyor mesela çizgiyi kaçırdığım, hani bir yukarı bir aşağı indiğim. Mümkün olduğu kadar aynı çizgiden, özellikle de binnacede, bir de pamuklu tülbentlerde gitmeye çalışıyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Ben şimdi hemen yapımına geçeceğim. Şöyle, evet. İnanın dikkatli kesip de yapmaya çalışıyorum ki çok müntazam olsun. Çok da güzel olsun. Yani tülbenti elime alıp hemen zürafaya başlamıyorum. Ön aşama bu şekilde yapıyorum. Mutlaka hangi tülbent olursa olsun, pamukluya da aynı şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi önceden ipimi iğneye taktım. Şöyle uzun bir ip taktım. Şöyle ucunu ikiye katladım. İğneye taktım ve uzun olmasını sağladım ki fazla ek yerim belli olmasın. Gerçi belli olmuyor. Mesela burası tersi. İçe doğru ben bunu kıvıracağım. Şimdi evet, binnacemi elime alıyorum. Bismillah. Şu kadarcık kıvırmanız yeterli olur. Kimisi bu ipi içinde gizliyor. Gerçi diğer köşeyi geldim mi ben onu oradan ayarlıyorum. Sıkı düğüm atın.
arkadaşlar, bakın şöyle şu çizgiyi şöyle de yavaş mı göstereyim? Alttan bu çizgiyi böyle dikkat ederek yapıyorum. Şimdi şöyle bir elimi tekrar bir kıvırayım. Binnacede de fazla kıvırmayın. Kalın olmasın. Şöyle arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor? Evet, gayet güzel. Arkadaşlar bu zaten bu çizgi gösteriyor kendini. Nasıl gideceğinizi işte birazcık dikkat etmek gerekiyor. Şunu çekmediğimi düşünmeyin. Ben bunu kuvvetlice çekiyorum. Elimi oradan size yavaş gözükebilir. Hani çok çekmediğim gözükebilir ama değil. Öyle değil. Bakın, tek çizgiden gidebildim. Böyle kontrol ediyorum ki bu çizgi tabii bir tane iki tane yukarı ve aşağı çıkabilir, özellikle aşağı inebilir. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde çok fazla. Ben şimdi onu çekerken hani bir şeyi iyice asılırsın, kumaş şey olur, delik delik olur. Onu da yapmamaya çalışıyorum. Ama düğümün sağlam olabilmesi için hem parmağıma sardığım iple sabitliyorum burayı. Ki tülbentim de zedelenmesin. Özellikle pamuk tülbentlerde böyle çok çekme sonucu izler oluşuyor. İğne izleri oluşuyor. Bir de küçük iğne kullanmak gerekiyor zürafa yapımında. Bak, bir tel aşağı batacağım arkadaşlar. Bak, aynı çizgiden gitmemiş oldum. Görüyor musun? Onu bilerek o şekilde yaptım. O şekilde de yapılabilir. Hiç sorun değil ama yapa yapa sürekli aşağı sürekli aşağı da yapmamanız gerekiyor. Böyle aynı çizgiden
Bakın. Yavaş mıdır, hızlı mıdır? Bir dakika, yavaş yapayım. Evet. Bakın arkadaşlar. İki kez doluyorum. Arkasını tekrardan çevireceğim. Bakın bir tel atladım diyelim. Görüyor musunuz? Bir tel şuradan atladım. O önemli değil. Yanlışlıkla onu yapabilirsiniz. Özellikle koyu renklerde bunu bir çizgiden gitmek gerçekten büyük ustalık ister. Dikkat ister. Çok şükür fırsat bulup da bu videoyu hazırlayabildim. Bakayım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ben bunun zürafasını yapıp bitireceğim inşallah. Üstüne de yine bildiğiniz modelim. Daha önce de yapmıştım. Çiçek modeli yapacağım. Önce bunu bitireceğim. Allah nasip kısmet ederse, erken biterse ve hemen şu pudra rengi geçeceğim. Arkadaşlar kıvırmışken birazcık daha göstermeye devam edeyim mi? Herkes farklı yapıyor mesela bu. Ben parmağıma sararak yapıyorum. Şöyle aynı hizadan. Şimdi bu düğümü atarken böyle bu elimi de sıkıyorum, sol elimi. Ki o düğüm iyice diğer iğne olan elimde de sağ elimle de düğümü iyice sıkıştırıyorum. Direkt ipi böyle çekmiyorum. Pardon, ipi çekiyorum tabii ki de. Nasıl anlatsam bilemedim. Fazla kalın kıvırmanıza da gerek yok. Bakın yine bu iğneyi daldırdığınız yer çok çok önem arz ediyor. Bakın. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Bir başka modelde, bir başka videoda tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.